Amerikalı bir profesörün tuzlu çay tavsiyesi üzerine İngiltere'de olaya dahil olurken, Amerika ve İngiltere arasında esprili bir çay atışması yaşanırken olaya son noktayı Rizeliler koydu. Çayın merkezi Rizeliler durur mu? Elbet çayın içine bir şey konulmasına sert tepki gösterdi. Amerikalıların çayı nasıl yaptığını anlatan profesör, mükemmel bir çay elde etmek için içerisine bir miktar tuz konulmasını tavsiye etti. Mikrodalgada ısıtılan su, tuz, hatta biraz da limon. Amerika'nın bu tavsiyesi ise çayı bir kültür haline getirmiş olan İngiltere'yi bir miktar kızdırdı. İngiltere basınında bu sözlere tepki gösterilirken Amerika'nın nasıl çay demleneceğini öğretmesinin saçma olduğu belirtildi. Amerika Büyükelçiliği ise çay milletlerimizi birleştiren kutsal bir bağ olan dostluğun iksiridir. Böyle çirkin bir teklifin özel ilişkimizin temellerini tehdit etmesi nedeniyle kayıtsız kalamayız açıklaması yapmak durumunda kaldı. Daha sonra olaya büyükelçilikler dahil oldu. Hatta İngilizler nasıl çay demlenmesi gerektiğini anlattı. Bu tatlı atışma devam ederken çay için olmazsa olmaz diyen biz Türklerin konuya ne zaman dahil olacağı merak konusuydu ki Rizelilerden yanıt gecikmedi. Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan tuzlu çayın nedeninin katkı maddesi olduğunu açıkladı. Amerika ve İngiltere'ye ise İngiltere'deki ve Amerika'daki arkadaşlara önereceğimiz içmiş oldukları acı çayı bıraksınlar. Kaliteli Türk çayını içsinler. Çayı yumuşatmaya da sertleştirmeye de gerek yoktur. Dünyanın en doğal, en kaliteli çayı Türk çayını içsinler. İçine hiçbir şey katmaya gerek kalmaz diyerek Türk çayını önerdi.